Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. 15-21 Mayıs haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar. Evet, Güneş Boğa burcunda ilerlemesini sürdürüyor. 21 Mayıs'a kadar bu hafta yine önemli gelişmeler var. Gezegenler burç değiştirecek. Jüpiter 29 derece Koç burcunda başlıyor bu haftaya ki bu önemli bir derece. 20 Nisan'da meydana gelen Koç burcundaki güneş tutulmamız tetiklenecek. Yani tutulmanın vaat ettiği konular kişisel ve toplumsal alanlarda kendini gösterebilir bu hafta. Ve Merkür Boğa burcundaki retrosunu tamamlıyor, ileri harekete dönüyor. İletişimin de yavaş yavaş artık düzeldiğini, hızlandığını hafta ortasından itibaren gözlemleyebiliriz. Jüpiter Boğa burcuna geçecek 16 Mayıs'ta bir yıl kalacak. 26 Mayıs 2024'e kadar 3. evinize geliyor. Bu dönem özellikle eğitim, ticari aktiviteler, seyahatler, işte kardeşler ve yakın çevreye ilgili konularda sizin için daha olumlu bir süreci başlatabilir. Bununla ilgili detaylı bir video hazırladım. Demet Bağatacı YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Ve 19 Mayıs'ta yine bu alanda bir yeni ay doğacak. Üçüncü ev yeni ayı belki bir seyahati gündeme getirecek. Belki kardeşlerle ilgili kutlayabileceğiniz, sizi ailecek mutlu edecek bir durumu işaret ediyor bir eğitime başlama ya da ticari alanda bir anlaşma, sözleşme söz konusu olabilir. Ama genel itibariyle şanslı, keyifli bir yeni ay olduğunu söyleyebilirim. 20 Mayıs'ta Mars Aslan Burcu'na geçecek. Mars neredeyse enerji oradadır. Temmuz ortalarına kadar Mars Aslan Burcu'nda olacak sevgili balıklar. Bu dönemde biraz daha enerjinizi günlük hayatınızdaki işlerinize, mesleki konulara daha fazla yönlendirebilirsiniz. Bu haftanın genelinde sert açılar da var. Mars Jüpiterle kare açı yapacak, işte Jüpiter Plüto ile karşıtlık yapacak. Bunlar biraz oldukça zor açılar, güç çatışmaları yaratabilir, manipülatif durumlar yaratabilir. Her alanda kişiselden ziyade bunu toplumsal alanda daha kolektif alanda düşünebiliriz. İşte piyasalarda spekülatif o hareketler olabilir, ekonomik alanlarda böyle çok fazla stresler oluşabilir daha fanatikçe eğilimler gözlenebilir, dürtüsel davranışlarla karşılaşabiliriz. Mümkün olduğunca haftanın genelinde daha sakin, daha sağduyulu ve dengeli olmakta fayda var. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.